Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların gönderildi. Kıymetli katılımcılar, 15 Temmuz 2016 ülkemizi esaret altına almak isteyen Fethullahçı terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya çıktığı gece. Milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırıldığı 15 Temmuz'da Türk milleti kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır. Hain darbe girişiminin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edildiği 15 Temmuz gecesi, yakın tarihimizin önemli direniş destanlarından birisidir. Bu süreçte Fethullahçı terör örgütü, yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda strateji değişikliğine gitmiş ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu nedenle Türkiye dışındaki örgüt yapılarıyla mücadele daha fazla önem kazanmıştır. Örgütün faaliyet gösterdiği ülkeler bakımından da güvenlik tehdidi olduğu gerçeğini tüm muhataplarımıza izah etmekteyiz. Terör örgütünün yurt dışındaki faaliyet alanının daraltılması, mensuplarının adaletten kaçmalarının ve para transferlerinin engellenmesi için de idari tedbirler ve adli süreçler devreye konulmuştur. Terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında görev alan ve örgüte finansman sağlayan kişi ve kuruluşlar hakkında mal varlıklarının dondurulması talebine yönelik çalışmalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yürütülmektedir. Fethullahçı terör örgütünü terör örgütü olarak tanımlamış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de dahil olmak üzere diğer ülkelerde örgüte karşı oluşan farkındalık, bu ülkeler tarafından örgüt faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunda doğurmuştur. Uzun soluklu olduğunu bildiğimiz örgütün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları da bizlerin aldığı tedbirlerle de FETÖ terör örgütünün bu çalışmalarının son verilmesi için burada da bir gayret göstermiştir. Ama elbette dış güçlerin burada da yaptıkları sinsi çalışmaların devam edebileceği endişeleriyle çok dikkatli olunmasında büyük fayda vardır. Bugün tabii hem biz şehitlerimizi anıyoruz, aynı zamanda yapılan büyük cesaretle o zaferin de sevincini paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçleri ve kuvvetlerinin bütün o cesur, cesaretli ve dayane çalışmalarıyla o darbenin bastırılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar güvenliğe kavuşturulması bizi Kıbrıs'ta da çok mutlu etmişti. Tabii 15 Temmuz bizim tarihimizde de çok önemli bir gündür. Çünkü hepimizin de bildiği gibi 15 Temmuz 1974'te Rum-Yunan ikilisi Yunanistan'daki junta ile buradaki EOKA işbirlikçi dedikleri darbeyle Makarios adayı yavaş yavaş Enosis'e götürmek için sinsi planlarını uygularken o darbeyle o akşam Akdeniz'de 2. Helen Cumhuriyeti ilan ediyordu. Ve yine anavatan Türkiye Cumhuriyetimiz uluslararası anlaşmalardan kaynaklı hakkıyla 20 Temmuz sabahı müdahalesiyle 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçik adaya adım atıyor ve burada o günden bugüne
Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığı, özgürlüğü ve hürriyeti içerisinde yaşamaya devam ediyor. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeş. Kolay gelsin.